ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde ağır insan hakları ihlalinde bulunanlara yönelik yaptırım kararı alındığı aktarıldı. Hazinenin açıklamasında SenseTime adını taşıyan Çinli yapay zeka şirketinin özellikle Uygurlar başta olmak üzere etnik kökenini belirleyebilen yüz tanıma programları geliştirdiği aktarıldı. Açıklamada Uygur Özerk Bölgesi eski başkanı Şöhret Zakir ve geçici başkanı Erkin Tuniyaz'ın da yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü koronavirüs vakalarının %65'inin Avrupa bölgesinde rapor edildiğini belirterek Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında ve büyük çoğunluğu Delta varyantı dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Batı ülkeleriyle ilişkilerin kritik noktaya geldiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rusya ile ABD ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşme yaptığı hatırlatılan açıklamada ABD ile güvenlik diyaloğunun önemi vurgulandı. ABD'de Joe Biden yönetiminin geçen hafta yurt dışındaki ABD büyükelçiliklerine gönderdiği e-postaları Bloomberg ele geçirdi. Bloomberg'in söz konusu e-postalara dayandırdığı habere göre Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımını arttırma amacıyla deniz aşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini ilgili kurumlara iletti. ABD merkezi yayın kuruluşu Actions'ın muhabiri Burak Ravit yakında piyasaya çıkaracağı yeni kitabında yer alan Trump röportajından bir kısmı yayımladı. Trump röportajda Netanyahu için Bibi lakabını kullanarak "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi. Kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı" ifadesini kullandı. Finlandiya hükümeti eskiyen hava filosunu yenilemek için ABD merkezli Lockheed Martin şirketinden 64 tane F-35 savaş uçağı alacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Çin'in Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin mevcut bilgiler ışığında hazırladığı değerlendirmeyi içeren raporu gelecek haftalarda kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. Sözcü, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisine düzenlenen basın toplantısında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.